bugün parti meclisi vardı. Biz bir süredir bir dizi görüşme yapıyoruz. Yani bugüne gelene kadar ön görüşmeler yaptık. Bir kere önce meclis grubumuzla bir tartışma sürdürdük. Oradaki eğilimleri aldık. İkincisi, bizim partimizin bileşenleri vardır. Diğer siyasi partiler, gruplar. Onlarla bir görüşme sürdürdük. Onlarla toplantılar yaptık ve onların önerilerini, görüşlerini aldık. Yani hem Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda hem genel seçimler konusundaki önerileri nedir, onları dinledik. Bir de bizim bileşenimiz olmasa da çeşitli seçim dönemlerinde ittifaklar yaptığımız, birlikte mücadele ettiğimiz, ortaklıklar kurduğumuz çeşitli gruplar, siyasi partiler var, parlamento dışındakileri kastediyorum. Onlarla bir dizi görüşme yapıyoruz ve o devam da ediyor. Bunlar olurken de bugün parti meclisini topladık. Genel seçim kararlarımızı aldık. Çünkü yani birçok kararın alınması gerekiyordu. Sadece mesele adaylık meselesi değil, siz de takdir edersiniz ki. Ve bugün parti meclisindeki oluşan eğilim de yani biz bir isim havuzu oluştururuz genelde bu tür çalışmalarda. O isim havuzunun içinden değerlendiririz daha sonra. O parti meclisinde oluşan eğilimde Selahattin Demirtaş'ın adaylığı konusunda ağır basan bir eğilimdi. Yani aşağı yukarı bütün parti meclisi bu konuda hemfikir olduğunu ifade etti. Biz şimdi görüşmelere devam edeceğiz. Şu anlama geliyor sizin sorduğunuzdaki şey. Şimdi biz elbette ki yani sonuçta HDP grubu mecliste bir aday gösterecektir. Yani yasal prosedür olarak baktığımızda bu böyledir. Fakat biz bu adayın mümkün olduğu kadar geniş bir çevrenin, demokrasi güçlerinin, emek güçlerinin, birlikte hareket ettiğimiz çeşitli ittifak partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, hatta yurttaş girişimlerinin, yani çok geniş bir yelpazenin ortak adayı olmasını da arzu ediyoruz aynı zamanda. Yani politikamız da bunu gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu görüşmeleri de devam ettireceğiz.